Şimdiye kadar baktığımız görüntülerin %95'i az önce söz ettiğim türdendi. Yani uçaklar, sinekler ve aydınlatma fişekleri. Ama bu gerçek bir UFO. Yani tanımlanamayan uçan cisim. Gerçekten bilinmeyen bir şey. Üzerinde her tür inceleme yapıldı. Yalnız ben değil, başkaları da inceledi. Gerçekten bilinmiyor. Sözünü ettiğimiz şeyler tanımlanamayan uçan cisimlerin çok küçük bir yüzdesidir. Herkes bu yüzde konusunda durmadan kavga ediyor. Eğer UFO'ya inananlar haklıysa, bunlardan sadece biri bile gerçekse, sahiden gerçekse, o zaman dünya dışı araçlar da gerçektir. UFO grubu en başından beri bu görüşü savunmaktaydı. Gökyüzünde gördüğümüz uçan, tanımlanamayan bir cisim, uzaylı hava aracı olduğu anlamına gelmez. 2011 yılında daire biçiminde bir hava aracı gördüğünüzde, onun uzaylılar tarafından imal edildiğine inanmanız için bir sebep yoktur. Bunun kanıtı da vardı. Winsted, Connecticut. Loş bir araç içindeki gözlemciler, marketin üzerinde gökyüzünde garip bir cisim fark ediyorlar. E.T. eve telefon ediyor. Olur şey değil. Olay büyük heyecan yaratıyor. Görüntü cep telefonlarıyla kaydediliyor ve birkaç saat içinde internete yükleniyor. Ne olduğunu bilemiyorum. Cisim hava trafiği olmayan bir noktada gözlenmişti. O çevrede keşif balonu ya da reklam uçağı bulunmuyordu. İzleyicilere göre bu tanımlanamayan bir uçan cisimdi. İnanılır şey değil. Sorun şudur. Teknoloji geliştikçe çok başarılı aldatmacaların, sahtekarlığın yapılması da mümkün olmaktadır. Bundan 30-40 yıl önceki UFO fotoğrafları gerçek olabilir. Çünkü o zaman aldatmaca kolay değildi. Bugünse iyi bir UFO görüntüsü 16 yaşında bir genç tarafından annesinin misafir odasında montajlanarak elde edilmiş olabilir. Sonra bu genç onu internete koyup UFO araştırmacılarıyla dalga geçebilir. Tamam. Şimdi iniyor. Bu sahte bir UFO'dur. Connecticut'taki son uçan daire görüntüsü 24 saat önce bir bodrum katında yer alan atölyede hayata geçmişti. Tamam. Işıklar.